Selam Dersim'e hoş geldiniz. Edat Bağlaç ünlem ünitesinin son başlığı olan ünlem konusuyla başlıyoruz. Şimdi ünlemi hepiniz biliyorsunuz. Zaten hayatımız bununla geçiyor. Ah vah tüh eyvah oh öf. Zaten ağzımızdan ünlemler hiç eksik olmuyor. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi hocam öncelikle şunu bilmeniz gerekir. Türkçe'de iki çeşit ünlemimiz var aslında bizim. Bir asıl ünlemlerimiz var. Bir de sonradan ünlem anlamı kazanan sözcüklerimiz var. Mesela Allah bir ünlem türünde sözcük değildir ama cümlesine göre ünlem olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bizim bunlarla aslında derdimiz yok. Bizim şu an derdimiz asıl ünlemler. Asıl ünlemler seslenmeler, korkular, heyecanlar, sevinçler, genel olarak duygular karşısında veya seslenmeler, seslenme durumunda ağzımızdan aniden tek seferde çıkan anlamı olmayan sözcük türlerine biz ünlem adını veriyoruz hocam. Çok basit bir sözcük türüdür. Hepinizin çok rahat metinlerde görebileceği bir sözcük türüdür ama bizim derdimiz aslında burada iki noktada ortaya çıkıyor. Birincisi noktalama işaretleri kullanımına dikkat etmek bu noktada ki ünlem türünde asıl ünlemler, ünlem türünde sözcükler yanına ünlem işareti isterler. Bunu bilmeniz önemli. İkincisi de hocam ünlemlerin ünlem grubu oluşturduğunu bilmeniz gerekir. Aynı edatlarda, aynı bağlaçlarda gördüğümüz gibi burada da ünlemler bir grup oluşturabiliyorlar. Buna dikkat. Hadi gelin şimdi bunlara bir bakalım. Tanımını zaten söylemiştim. Şimdi cümlemize bakalım. Eyvah beni unuttu. Bakın hocam eyvah burada ünlem türünde bir sözcüktür. Buraya dikkat. Bak ünlem türünde sözcüğümü gördüm. Şimdi ben az önce dedim ki size ünlem türünde sözcükler yanına ünlem işareti ister. Ama bu noktada yazım ve noktalama bilgisine de sahip olmamız gerekir. Onu da hemen bir bilelim. Hocam ünlem türünde sözcükler yanına ünlem işareti isterler ama unutmayın ki ünlem işaretinden sonra da büyük harfle başlanır. Şimdi ben burada mesela şurada bir ayraç olduğunu düşünürsek buraya ünlem koymam mümkün değil. Neden değil? Çünkü bir bakıyorum ki şurası küçük harfle başlamış. Eğer ben buraya ünlem koyarsam burada bir yazım yanlışı meydana gelir. O yüzden de bakacağım eğer ünlem türünde sözcüğüm varsa ama yanındaki sözcük eğer bu şekilde küçük harfle başladıysa buraya virgül koyacağım, cümlenin sonuna ünlemimi ekleyeceğim. Ama of bıktık ya gibi bir cümlede olduğu gibi bakın of bir ünlem türünde sözcük. Ve bu sözcükten sonra gelen sözcük büyük harfle başlamış. O zaman diyorum ki gönül rahatlığıyla buraya ünlem işaretini koyarım. Bıktık ya, bıktık ya deyince şurada ya da bir ünlem olduğu için buraya da neyi koyacağım? Yine ünlem işaretini koyacağım. Ama unutmayın lütfen eğer bir yere ünlem koyuyorsanız o ünlem işaretinden sonra büyük harfle başlamanız gerekir. Peki hey nereye gidiyorsun? Bak. Ünlemimi koydum çünkü burada bir ünlem türünde sözcüğüm var. Yanındaki sözcük de büyük harfle başladığı için buraya gönül rahatlığıyla ünlemimi koyabiliyorum. Sadece buna dikkat etmeniz gerekir. Zaten bu meseleyi noktalama işaretlerinde bir daha konuşacağız. İçiniz rahat olsun. Peki az önce bir önemli meseleden daha bahsettim. Onun için de dedim ki ünlemler ünlem grubu oluşturabilir. Lütfen dikkat edin. Hocam bakın yukarıdaki örneklerde ünlemlerin tek başına kullanılmış. Yani herhangi bir ünlem grubu, ünlem söz öbeği oluşturmamış. Ancak şu örneğe bakarsanız, hey çocuklar buraya bakın dediğimde, bakın ünlem türünde sözcüğü yanındaki çocuklar ifadesiyle bir anlam bütünü, bölünmez bir bütün oluşturmuş. Bu noktada da hey çocuklar kısmı bir ünlem grubu olur. Ve bu noktada da bizim ünlem işaretini nereye koymamız gerekir? Grubun sonuna koymamız gerekir. Çünkü burada grubu bölemeyeceğim için ünlem işaretinde ne yapacağım? Ünlem grubunun sonuna koyacağım. Evet hocam bakın böylelikle bir söz grubunu daha konuşmuş olduk. Edat grubu, bağlama grubu ve ünlem grubu. Bunlar ÖSYM'nin çok sevdiği kavramlardır. İlerleyen videolarda biz bir de fiilimsi grubunu işleyeceğiz ki bu 4 tane başlık gerçekten ÖSYM için. Yıldız, yıldız, yıldız. Lütfen unutmayın. Peki, bence ünlemleri çözdük. Böylelikle konuyu tamamladık. Şimdi gelin biraz da sizlerle soru çözelim. Konuyu pekiştirelim. Ve tam anlamıyla Edat Bağlaç ünlem konusunu bitirmiş olalım. Hadi gelin sorulara uçalım. Evet. Geçtim mi bu kameraya? Geçtim herhalde değil mi? Evet dostlar, hemen ilk sorumuzla başlayalım. Konumuzu güzelce pekiştirelim. Yine tabii ki Aşina Türkçe Soru Bankamdan seçilmiş harika sorular.
Evet, ilk soru. Aşağıdakilerin, şunları da bırakayım bir kenara. Aşağıdakilerin hangisinde edatta, bağlaçta yoktur? Bakalım. Beni bugüne kadar ne aradı ne sordu? Şimdi cümleyi inceliyorum. Şurada bir kadarı gördüm. Videoda ne dedik? Kadar sözcüğünü yolda da görseniz neydi? Edattı. Bak, edatı buldum. Direkt geçebilirim. Çünkü edatta bağlaçta yoktur diye soruyordu soru ama bir şey daha göstereceğim. Ne? Ne? Hocam, bağlaçları konuşurken demiştim ki sıralı bağlaçlarımız var bizim. Hem hem, gerek gerek, ya ya, ister ister, ne ne gibi. Dikkat ederseniz bakın burada ne ne sıralı bir bağlaçtır. Bunu da görmekte fayda var. Bunu da aldım. Peki, uçtu gitti. Hemen B'ye bakalım. Rüzgarınla geldin sanki dünyama. Burada aslında ilk bakışta bir şey göremiyor gibiyim ama şurada bir ileyi göreceğim bakın. Rüzgarın ile geldin sanki dünyama. Rüzgarın ile dediğimde. İle sözcüğü bir bakın bakalım ne olacak burada? Edat mı bağlaç mı? Az önce konuşmuştuk bunu. Bir önceki, az önce derken siz ne zaman izlediniz bunu bilmiyorum ama ben az önce çektim onu. İle ne olur? Ne diyorsun Meliye ki? Salla bir şey. Yerine V koyabiliyor musunuz? Rüzgarın V geldim. Bak, yerine V, ileyi çıkarıp yerine V koyamıyorsan ne diyordum buna? Edat diyordum. O zaman burada edat da var. Hiç başka bir şeye bakmama gerek yok. Uçtu gitti. Peki C'ye bakalım. Sen artık mutsuz biri değilsin bana göre. Göreyi gördüm. E göre hatta. Hocam, göreyi yolda da görseniz, sokakta da görseniz ne diyorduk? Edat diyorduk. Yani ilgeç diyordum. Soru da bana ne diyor? Edat da bağlaçta yoktur diyor. O zaman edatı gördüğüme göre başka bir şey aramama gerekiyor. Eledim gitti. D'ye bakalım. Bir mermer gibi aydınlıktı yüzün. Gibi. Çok tanıdık geldi. Gibi neydi? Edattı, yani ilgeçti. O zaman bu da gitti. Demek ki E seçeneğinde bir defa daha düşün bu kararını dediğimde ne edat var ne bağlaç. Bu yüzden de cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Evet, uçtu gitti. Gelsin yeni soru, yeni heyecanlar. Yıldızlı soru. Tam ÖSYM kalemi bir soru. Ben yazdım. Hemen bir bakalım. Gruplarla alakalı, ki videoda zaten grupları bayağı detaylı bir şekilde konuştuk. Aşağıdakilerin hangisinde edat grubu sıfat göreviyle kullanılmıştır? Şimdi ne yapacağım? Edatı bulacağım. Sonra edat grubu oluşturmuş mu diye kendinden öncesiyle olan ilişkisine bakacağım. Edat grubumun sıfat olmasını arıyorum. Karışık gibi ama çok kolay. Bakalım. Merhamet duygusu benim için çok önemlidir. Şimdi şurada bir edat gördüm. İçin edattır. Şimdi edatı buldum. Peki edatımın kendinden öncesiyle bir anlam ilişkisi var mı diye bakıyorum. Benim için. Bak, benim için burada edatla kurulan bir anlam bütünlüğüdür. Şurası da edat grubu oldu. Peki hocam, bu edat grubu sıfat mı? Bir bakın bakalım. Edat grubu sıfat mı? Değil. İsmin önüne gelip onu niteleyecek, belirtecek bir durumda mı kullanılmış? Hayır. Edat grubum var ama sıfat görevinde değil. A'yı eledim. Hemen B'ye bakalım. Gece karanlığında parlayan fener gibi gözleri vardı. Hemen edatı görüyorum. Gibi edat. Edatımı buldum. Peki edat grubu var mı? Gece karanlığında parlayan fener gibi. Bak. Hatta şöyle mi almalıyım? Tabii öyle almalıyım. Gece karanlığında parlayan fener gibi. Değil mi? Gece karanlığında parlayan fener gibi. Peki burada edat grubumu buldum. Peki bu edat grubu sıfat mı? Artık son noktadayım. Bakın, yanındaki isme dikkat edin. İsim var burada. Hemen bu isme sorumu soruyorum. Nasıl gözler? Nasıl gözler? Gece karanlığında parlayan fener gibi gözler. Dikkat ederseniz hocam, edatım kendinden önceki sözcüklerle bir anlam bütünlüğü kurdu. Bölünmez bir bütün kurdu. Ve bu bütün bir ismin önüne gelip onun neyi oldu hocam? Sıfatı oldu. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği. Cevabı buldum ama diğer seçeneklere de bir bakalım istiyorum. Ona göre daha başarılıydı dediğimde, onu da şöyle maviyle gösterelim. Göre edat, ona göre edat grubu. Peki ona göre ifadesi sıfat mı? Değil. Gitti. D'ye bakalım. Çalışmak için Almanya'ya gitmişti dediğimde
için edat, çalışmak için ifadesi bir anlam bütünlüğüdür edat grubu. Peki çalışmak için ifadesi burada bir sıfat mı? Değil. Dolayısıyla bu da gitti. Ve son olarak E'ye bakalım. Bu sınava arı gibi çalışarak girdi dediğimde. Gibi edat. Arı gibi edat grubu. Peki hocam bu arı gibi ifadesi sıfat mı? Sıfat mı? Değil, zarf. Nasıl çalışarak? Arı gibi çalışarak. Bak zarf oldu, dikkat et. Dolayısıyla burayı da eledim. Ancak B seçeneğinde edatım var. Edat grubum var ve bu edat grubu bir ismin önüne gelerek onun neyi oldu? Sıfatı oldu. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği efendim. Evet, diğer sorumuzla yola devam. Şimdi soruya baktığınızda yine bir söz öbeği sorusu olduğunu çok rahat göreceksiniz. Yani soruda bir şeye dikkat. Bakın diyor ki aşağıdakilerin hangisinde gibi sözcüğü yüreği bir pamuk gibi yumuşaktı cümlesindeki görev ve anlamıyla kullanılmıştı. Bak hem göreve bakacaksın hem anlama. Şimdi dikkat ederseniz yüreği bir pamuk gibi dediğimizde gibi edat ve burada bir edat grubu var. Dikkat edin hocam, pamuk gibi. Bir pamuk gibi hatta, bir pamuk gibi dediğimizde. Peki hocam dikkat edersen burada edat grubum hangi görevde? Bak edat grubunun görevini bulman burada çok önemli. Burada edat grubum ismin önüne gelerek onun sıfatı oldu. Nasıl yumuşak? Pamuk gibi yumuşak. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla hocam burada benim görevim sıfat olacak. Anlamım ne peki? Gibinin buraya kattığı anlam ne? Benzerlik. Ve benzerlik anlamı olacak. Hemen bakalım. Adamın geldiğini gördüğü gibi kaçtı. Gördüğü gibi dediğimde hocam burada benzerlik anlamı var mı? Yok. Zaten benzerlik anlamı olmadığı için kafadan eliyorum. Peki C'ye bakalım. Bak B'yi atlıyorum şu an. Hemen bir C'ye bak. Ben senin gibileri çok gördüm. Senin gibileri dediğimde benzerlik anlamı var mı? Senin benzerlerin anlamında mı? Evet, benzerlik anlamı var. Peki sıfat olma durumu var mı burada? Gibi yanındaki sözcükle birleşip sıfat olmuş mu diye bakar mısın? Yok. O zaman bunu da buradan eliyorum. Peki D'ye bakalım. Bütün bunlar hep sana anlattığım gibi oldu, inan. Şimdi gibiyi gördüm. Bu gibi yanındaki sözcükle birleşip acaba bir sıfat olmuş mu? Veya benzerlik anlamı var mı diye bir bakar mısın hocam? Hemen bir bak. Bakıyorum. Sana anlattığım gibi benzerlik değil. Bak o şekilde anlamı var değil mi? Yani burada böyle cuk diye oturan bir benzerlik anlamı yok. O yüzden zaten burayı elemek lazım. Ki ikincisi de zaten burada gibi edatı yanındaki sözcükle birleşip bir edat grubu kurup da sıfat olmamış. Sıfat olmadığı için de zaten elemem lazım. Gitti. Ve son olarak E'ye bakalım. Bana yıllardır dost gibi davrandı dediğimizde. Şimdi bakın hocam gibi edat. Dost gibi edat grubu. Peki bu edat, edat grubuyla beraber sıfat mı burada? Değil. Zarf olmuş bak. Nasıl davrandı? Dost gibi. Olmaz. Dolayısıyla burayı da eliyorum. Ancak B seçeneğine bakarsanız. Hediyeler alınca çocuklar gibi şendi koca kadın dediğimde. Bak çocuklar gibi, bak gibi edat. Çocuklar gibi dediğimizde. Burada bir edat grubu var. Bu edat grubunda benzerlik anlamı var. Aynı yukarıdaki gibi. Ve sıfat olarak da kullanılmış değil mi? Çocuklar gibi şendi. Bak sıfat olarak da kullandım. Dolayısıyla cevabım ne oldu hocam? B seçeneği oldu. Güzel soruydu. Uçta gitti. Gelsin yeni soru, yeni heyecanlar. Buyurunuz. Standart bir bağlaç sorusu. Öğretici bir soru. Aslında ÖSYM formatı olduğunu çok rahat söyleyemeyeceğim. Ama sadece bilgiyi pekiştirmemiz için önemli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla bağlaç kullanılmıştır diyor. Bakalım. A seçeneği. Gel gör ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Gel gör ki dediğimizde ayrı yazılan ki burada ne oldu? Bağlaç oldu. Bir tane bağlaçım var. Gitti. B'ye bakalım. Seninle onun arasında seçim yapmam gerekse de bunu yapmayacağım. Bakın hocam ayrı yazılan D'da neydi? Ayrı yazılan D'da bağlaçtır. Bir tane buldum. Peki şimdi tam arkamı dönüp gidecek gibiyim ama bir şey görüyorum. Şurada bir ile görüyorum. Bak şurada bir gizli bir ile var. Hocam ilenin yerine V geliyorsa bağlaç değil miydi? Değil mi? Koyanan yerine ilenin V, senin ve onun arasında diyebiliyor muyum?
Vallahi diyorum. O zaman burada ile'nin yerine V getirebildiğim için bu da bağlaç değil mi? Evet. Al işte hocam. Birden fazla bağlaç var. Bu yüzden cevabım B seçeneği. Peki yine de diğerlerini kontrol etmek istiyorum. Madem ki istemiyorsun bu işi yapmak zorunda değilsin dediğimde bir tane bağlaç var. Madem ki. Başka da yok zaten. Gitti. B'ye bakıyorum. İster gel ister gelme dediğimde. Bakın sıralı bağlaç var. İster ister. Şey diye düşündüm hocam. Ama hocam iki bağlaç var diye düşünme. Bu tek bir bağlaç. Biz bunlara sıralı bağlaç diyoruz. İster ister, gerek gerek, ya ya, hem hem. Hep böyle kalıp halinde kullanırız ve tek bir bağlaç olarak düşünmelisin bunu. Dolayısıyla buraya da gönderiyorum. E'ye bakıyorum. Bunların nedeni yalnızca sensin deyince zaten hiç bağlaçım yok. Kafam dağıt. O yüzden burayı deliyorum. Ancak dediğim gibi B seçeneğinde bir ile bağlaçı var. Yerine V koyabildiğim için. Bir de ne var? Ayrı yazılan D daha her zaman bağlaçtır bilgisi var. Bu yüzden cevap B seçeneği. Evet, uçtu gitti. Gelsin yeni soru. Hadi bakalım. Yani bu tam işte ÖSYM formatı. Hem bir karma dil bilgisi sorusu olarak düşünebilirsin. Hem karma sözcük türleri sorusu olarak görebilirsin. Çok rahat sınavlarda görebileceğin bir kalıptır. Bakalım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bu tarz soruları nasıl çözüyorduk? Önce tabii ki seçeneklere bakıyoruz. Bağlaç, zamir, isim, edat, isim tamlaması. Bakalım. Memleket isterim ne zengin fakir ne senden farkı olsun dediğimde. Bak. Memleket, isim, değil mi? İsmi buldum. Her türlü alırım. Ne dediğimde. Az önceki soruda da söyledim. Bizim sıralı bağlaçlarımız, kalıp bağlaçlarımız var. Ne, gerek gerek, hem hem gibi. Ne de bunlardan birisi, bağlaçı aldım. Aynı zamanda sen, ben, kişi zamiri, o zaman burayı da aldım. Devam edelim. Kış günü herkesin evi barkı olsun dediğimde. Kış günü. Ne günü? Kış günü. Herkesin evi. Herkesin barkı. Bak. İsim tamlaması değil mi bunlar? Evet. O zaman isim tamlamasını da aldım. Peki edat nerede derseniz? Edat yani ilgeç yok. Bu yüzden de cevabımız ne oldu hocam? D seçeneği oldu. Evet, uçtu gitti. Sanıyorum bu da son sorumuzdu. Hocam böylelikle edat, bağlaç, ünlem ünitesini bitirdik. Umarım her şey anlaşılmıştır. Güzel bir üniteydi. Lütfen güzelce çalışalım. Değişikliklere dikkat edelim. Hem edat hem bağlaç olan sözcüklere özellikle dikkat edelim. Bir de edat, bağlama ve ünlem gruplarına özellikle dikkat. Konumuz bitti. Artık Aşina Türkçe Banka... Konuşamadım. Aşina Türkçe Soru Bankamızdan çatır çatır soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.